Diyelim ki de bir konuştuk. Geldi abi. Diyafram atsın mı kıssın mı de çabuk. Tamam. Hepinize merhabalar. Kulüpler Birliği toplantısının biraz evvel sonuçlandığını ve onunla ilgili Mehmet Sevil Başkanımız bir açıklama yaptı. Demin arkadaşlar girerken soruyorlardı. Bununla ilgili bir açıklama yapmaya gereği duydum. Bugün baktığınızda Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir Futbol Kulübü, Avrupa Ligi'nde Sivas Spor Kulübü, biliyorsunuz maçlarımız başlıyor. Dolayısıyla UEFA'nın maksimum %30 seyirci noktasındaki aldığı kararı bizim Türkiye Futbol Federasyonu sağ olsun bu konuda localarla bir başlangıç yaptı. Ama bu anlamda sadece localar değil, baktığınızda biz önümüzdeki hafta Salı günü Almanya Leipzig'te takımıyla oynayacağımız maçta rakip takım %30 seyirci alabiliyor. Ama biz burada rövanşını oynadığımızda seyirci alamıyoruz. Bir sonraki haftada Paris Saint-Germain'le oynuyoruz. Baktığınızda aynı şekilde Sivas da aynı durumda. Dolayısıyla Başakşehir için de Sivas için de bir dezavantaj oluyor. Özellikle bu uluslararası müsabakalara da taraftar oldukça gelmek istiyor. Ki bunlar bizim milli maçlarımız kadar önemli maçlar. Baktığınızdaki Sivas Rusya ve Türkiye maçında da %30 seyirci vardı. Ki maalesef bugünkü Sırbistan maçında, Türkiye maçında da seyirci yok. Dolayısıyla bence bunu en yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir talep yazısı yolladık bugün. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile Sayın Nihat Bey'e de yazıyı yolladığımızı söyledim. Onları değerlendireceğini söyledi. Sivas Kulübü Başkanımız Mecnun Bey de bununla ilgili Futbol Federasyonu'na bir yazı yazdı. Talebimiz şu, özellikle Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız rakip maçlarında kendi sahamızda oynadığımız maçlarda nasıl onlar %30 seyirci hakkını kullanıyorsa biz de bunu kullanmak istiyoruz. Bunlar çünkü adeta bir milli maç edasında olacak. En azından bir pilot uygulama Başakşehir ile Sivas maçında olur. Arkasından da ligin diğer maçlarında da belki gelecekte tabii ki mesafelere ve stada giriş ve çıkışları gruplar halinde planlayarak Türkiye Futbol Federasyonu bunu etap etap tüm lige yayabilir. Dolayısıyla bunu da özellikle federasyondan talep yazısını ilettik. Burada da sizle paylaşma ihtiyacı hissettim. Teşekkür ediyorum. Başkanım, bir de sorabilir miyiz? Bizim için her maç önemli. Doğru, lige iyi başlayamadık. Maalesef 4. haftadayız ve 4. hafta bitti. 5. haftaya gidiyoruz. 1 puandayız. Ama bunlar çok doğal olabilir. Biz hocamıza da takımımıza da güveniyoruz. İnşallah gene şampiyonluğu zorlayan, zirveyi zorlayan bir takım olacağız. Giuliano'nun lisansı biraz evvel kulübe yollanmış FIFA'dan. Herhangi bir engel yok şu an. O hallolmuş durumda. Değerli arkadaşlar, sadece Visca değil. Diğer başka oyuncularımızın da sürelerini uzattık. Dolayısıyla hepsini kamuoyuyla en yakın zamanda paylaşacağız. Öyle cevap vermiş olsam daha doğru olur. Teşekkür.